Selam, ben JCP'de polis merkezinden komiser Mert. Bugün Gotham'ın 6. bölümüne bakıyoruz. İyi seyirler. Şimdi bu bölüm biraz böyle karantina altına almış bir bölüm gibi geldi bana. Çünkü neden? Sadece 2-3 konuyu full ilerleyerek gittiler ve hiç Bruce'u, Alfred'i, Selina'yı, işte Poison Ivy'yi bu tarz karakterleri hiç görmedik. Aslında çok havalı bir bölüm olmuş. Çünkü neden? Profesör Pig geldi. Bunun geleceğini set fotoğraflarını görmüştüm geçen hafta ama bu hafta geleceğini bilmiyordum. Cidden aşırı iyi yapmışlar abi. Hani Profesör Pig de zaten daha işimiz bitmedi. Ama ilk hani ortaya çıkış bölümü olarak işte 4 tane polis kurbanı seçmesi, bizim Jim'le Harvey'in onları koşturması, hani tek tek olayların çözmesi ve sonunda Harvey'in boğazını kesmesi inanılmaz bir sahneydi o. Cidden sonra Jim Harvey'in Penguin'den para aldığını falan öğrendi. Cidden oturaklı ve birçok şeyin çözüldüğü bir filler bölüm gibi gözüküp aslında çok dolu olan bir bölümdü bence. Onun dışında Dr. Pig'in sahneleri dışında diğer ilerleyen hikayemiz Riddler ve Grundy'nin bir de Lee Tompkins'in o üçgende hani nasıl ilerledikleri. Lee Tompkins gizli gizli aslında kendi böyle bir hani kliniğini açmış gibi kendi evinde fakirlere yardım etmeye çalışıyor. Ama ilaçlara bitmeye başladı. Paraya ihtiyacı var. Para kimde de ki para kimde var? Edward Nigma'da. Nigma nasıl kazanıyor? Grundy'yi dövüştürerek. Hani bu yolla üçü bir anlaşma yaptı. İşte Grundy dövüp parayı alacak. Parayı Edward'a verecek. Edward aklını düzeltmesi için parayı Lee'ye verecek. Lee de aldığı parayla ilaç satın alıp iyi bir doktor şeyine bürünecek. Böyle bir şey. Aslında Lee'nin dönmesine üzülmüştüm ama şu anki karakteri oturmuş böyle bir emin hani bir tecrübeli bir karakter gibi geldi. O açıdan sevdim. Ama ilerleyen bölümlerde inşallah Jim'i görünce Jim aşkım demez. İnşallah o salak muhabbetlere girmez de. Hani ben çok beğendim. Bu muhabbet vardı. Diğeri vardı. Bir tane daha bir şey vardı sanki ya. Onu unuttum ben. Ha, Penguin'in Falcon'la olan muhabbeti vardı hatırladım. İşte Penguin artık son noktaya geldi. Çünkü sezon başından beri demeyeyim de hani 2-3 bölümdür şey yapıyor. Falcon'un kızı bana ihanet mi edecek? Beni mi enseleyecek? Hani böyle bir ikilemdeydi. Artık üst noktalara çıktı. En sonunda yine Falcon'un kızı kandırmayı başardı onu. İşte yetimhane açtım. Bak çocuklarım bunlar da işte muhabbetine girdi. Ama yine bunun altında bir bit deneyi var. Çünkü Jim'le yaptığı anlaşmada birkaç güne penguen elinin içinde dedi. Penguen'i bilmiyorum ya. Bu arada penguenin yardımcısı süper bir oyuncu. Hani Animated serisindeki Alfred'e benziyor. Adam tip olarak. Oyunculuk olarak da fena değil. Ve Jim bu bölüm ilk defa bu lisans muhabbetinden yararlandı. Bu Piggy'nin yerini bulmak için gitti ve sordu Penguin'e adresi aldı. Öyle de bir şey var. İlginçlik var. Ama onun nereye gidecek bilmiyoruz. Çünkü şimdi Harvey de Penguin'den para alıyormuş. Jim tek kaldı. Güzel. Önümüzdeki bölüm ne göreceğiz bilmiyorum. Fragman çıkmıştır büyük ihtimalle ama fragmanları izlemiyorum ben dizilerde. Heyecanı artsın diye. Güzel giden dizilerde en azından. Çünkü hiçbir şey vermediler. Piggy'nin domuzları besleme sahnesi falan vardı. Bakalım büyük ihtimal işte Bruce Dark Knight muhabbetlerine geri döneceğiz. Hani Gotham büyüyor cidden. Hani şu tarz şeyleri sevinmiyor artık, tutmuyor diyebiliriz. CW'nun başlattığı bölüm bölüm villain yok etme. Hepsini harcıyorlar. Çok çabuk harcanıyor. Ama Gotham'da öyle değil. Niye? Gotham'ın o kadar çok düşmanı var ki. Hani bir de hiçbiri harcanmıyor görüyorsunuz. Kaç sezondur gelişe gelişe ilerliyorlar. Bu çok güzel tutuyor Gotham'da. Bir de bunu Gotham story arc yaptığı için daha da bir tutuyor. Hani güzel oluyor. Hani bu hafta ben çok beğendim. Coştuğum sahneler oldu. O Harvey'in boynunu kesmesi olsun. Jimmy'nin yakalandığı sahne olsun. Benim hoşuma gitti. Bu şekildeydi yani. Özet olarak kısa bir keselim böyle. Bu kadar. Beğendiyseniz izlediniz mi? İstediyseniz yorumlarınız varsa yoruma yazın. Beğendiyseniz de like falan atabilirsiniz. Kanalıma da şuradan bir yerden abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki haftaya kadar kapılarınızı açmıyorsunuz.
Çünkü dışarısı çok tehlikeli. Ben komiser Mert. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güvenle kalın.